Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımızda Güray hocamız var ve bugün konumuz üstü sayılar. Buyurun hocam, söz sizde. Şöyle ikinci ünitenin ilk konusu üstü sayılar. Ama önce bir bakalım arkadaşlar, üstü sayılar neydi bir hatırlayalım. A bir sayı, en pozitif bir tam sayı ise A üzeri n şeklindeki sayıya üstü sayı diyoruz. Tamam. Yani kısaca şu, 2'yi 5 kere yan yana çarptığımız zaman biz bu gösterim kısaca 2 üzeri 5 olarak gösteriyoruz. 5 tane 2'miz bu şekilde gösteriliyor. Bu 2'ye biz taban diyorduk. 5'e de kuvvet veya üst diyorduk. Okurken 2 üzeri 5, 2 üssü 5, 2'nin 5. kuvveti olarak da okuyabiliriz. Yani 5 üzeri 2 değil mi hocam? Hayır. O daha farklı bir şey. O başka bir şey. 5 üzeri 2'de 5'i 2 kere yan yana çarpıyoruz. Tamam. Aradaki fark bu. Geçelim hemen. Hemen bu sayıları üst olarak gösterir bu çarpımları. Burada 3 sayısı kaç kere çarpılmış Koray hocam? 5 kere. 5 kere. O zaman 3 üzeri 5. Yani kaç tane varsa ben onu kuvvet olarak yukarıya yazıyorum. Aynen öyle. Kaç tane varsa. Burada 5'i alıyoruz. 5 sayısı kaç kere çarpılmış? 4 kere. 1, 2, 3, 4 kere çarpılmış. 5 üzeri 4. Bu sayımız 2 üzeri 3, 6 tane olduğu için 2 üzeri 6 olacak. 10 sayısı 3, 6, 7 tane çarpıldığı için 10 üzeri 7 olacak. 7 sayısı 2, 4 kere çarpıldığı için 7 üzeri 4. Bu da 1903'ü 2 kere yan yana çarptığı için 1903 üzeri. Hayır, neden olacak? 1903? Onu bir sorabilir miyim? Hocam bizim için çok anlamlı. Çok anlamlı. Yani ben orada bir 1907'de beklerdim ama. Bir dahaki sayfalarda var. Tamam. Bizler üst sayıları anlarken, çalışırken şu hesaplamaları bilmemiz gerekir. Her zaman karşımıza çıkacak. Bunlar neler? 2'nin, 3'ün, 5'in, 7'nin ve 10'un kuvvetleri Koray hocam. Bunları bir görelim bakalım. Neydi bunlar? 2 üzeri 1, 2 idi. 2 üzeri 2, 2'yi 2 kere çarparsak 4. 2 üzeri 3, 8. 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 5, 32. 64, 128. 2'yi 8 kere çarparsak 256 yapar. Tamam. 3'ün kuvvetleri, 3'ün birinci kuvveti 3, 2. kuvveti 9, 3. kuvveti 27, 4. kuvveti 81, 5. kuvveti 243, 5'in kuvvetleri 5, 25, 125, 625, 7'nin kuvvetleri 7 ve 49. 10'un kuvvetlerinde şöyle bir şey yapalım hocam kısaca. 10 üzeri 1, 10. 10'un kuvveti kaçsa biz 1'in yanına o kadar 0 koyacağız. Tamam. 1'in yanına 2 tane 0 koyuyoruz. 100. Bazı arkadaşlar 10'un yanına 2 tane 0 koyuyor. Yanlış. 1'in yanına 10 üzeri 3 olduğu için 1'in yanına 3 tane 0 koyuyoruz. 1'in yanına 4 tane 0 koyuyoruz. 8 tane 0 koyuyoruz burada. 3, 6, 7, 8. Şöyle bölükleri ayırırsak. Bu da 11 tane 0 koyuyoruz anlamına gelir. Yani peki bunu karıştıran öğrencilerimiz şöyle bir şey yapabilirler mi? Mesela hani 10 üzeri 3'te 3 tane 0 dediniz ya. Evet. 3 tane 10'u yan yana çarpıp mesela. O da olur. Aynısı. 3 tane 10'u çarparsak. Mesela kaç tane 0 var orada? Direkt 3 tane olduğu gözüküyor. Aynen. Evet. 3 tane 0 olduğunu görebilir. Kendisi de sağlamasını yapabilir. Evet arkadaşlar. Hemen kurallara geçelim. Birinci kuralımız her sayının sıfırıncı kuvveti artı birdir. Yalnız sıfır üzeri sıfır hariç. O ne hocam sıfır üzeri sıfır? Sıfır üzeri sıfır da tanımsız. Tanımsız. Aklımızda kalsın, tanımsız. Tamam. Dört üzeri sıfır artı bir. Sekiz üzeri sıfır artı bir. Artı bir. Kök beşin sıfırıncı kuvveti artı bir. Eksili bir sayının sıfırıncı kuvveti artı bir. Herhangi bir çarpma işlemi sıfırıncı kuvveti artı bir. Koray hocam bu da size gelsin. 1907 üzeri sıfır o da... Artıyor. Ama o sıfır yakıştıramadım. Şöyle sordukları zaman 7 üzeri 2x eksi 8 eşittir 1. Burada 7'nin kaçıncı kuvveti 1 diye düşünebiliriz. Şimdi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. 1 olacak. Sıfır olması lazım. Aynen öyle Koray hocam. 2x eksi 8 sıfıra eşitse eksi 8'i karşılaştıralım. Artı 8 x de buradan 4 olacak. Tamam güzel. Bunu da ödev olarak verelim mi hocam? Tamam, ödev olarak verelim. Tamam, bunun doğru cevabını yorumlara yazan arkadaşlarımıza hediye olarak bir açık çay ısmarlayabiliriz. Geçelim hocam. Bekliyoruz ama yorumlara. Tamam. Yazacaklardır zaten. İnşallah. İkinci kuralımız her sayının birinci kuvveti o sayının kendisine eşittir. 5 üzeri 1, 5 eşittir. Eksi 7 üzeri 1, eksi 7. Eksi bir rasyonel sayı var, gene birinci kuvveti kendisine eşit. Eksi 1905... Hep olumsuz yapmışsınız. Hep 1903 harici. Kök 7 üzeri 1.
Kendisi kökeni. Yani herhangi bir kuvvet yazmıyorsa yukarıda, bana bir sayı verdiğinde ben onun birinci kuvveti aslında, aynen, onun gizli bir biri var diyebiliyorum. Mesela 5 üzeri 1'i Erzincan'da 5 olarak da gösterebilirler. Hı-hı. Burada üzeri 1 eksi 2 bölü 7. Aynı şey. Aynen. Tamam. Kuvvet yoksa kuvveti 1'dir. Ben bunu öyle anlayacağım. Bu çünkü ileride kullanacağımız bir şey. Tabii ki bunları, çok dikkat etmeleri bunları kullanacağımız için çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Üçüncü kuralımız, sıfır sayısının bütün pozitif tam sayı kuvvetleri sıfırdır. Sıfır 10 kere çarparsanız sıfır. Sıfır, 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 sıfırdır hocam. Sıfır, sıfır. Sıfırdır. Hepsi sıfırdır. Tamam. Dördüncü kuralımız, artı birin bütün kuvvetleri artı birdir. Neden özellikle artı biri yazdınız hocam? Neden artı biri yazdık? Çünkü eksi birde farklı bir durum var. İstisna durum var. İstisna durumu. Onu birazdan yazacağız. Zaten öğrencilerimiz bunu kendisi de görebilir. Tamam. Biri 6 kere yan yana çarptığımız zaman cevap 1'dir. 1'dir. Biri 83 kere çarptığımız zaman 1 olacaktır. 1959 kere çarpın. Okuyamıyorum hocam bu sayı. Bu kadar çarptığımız zaman 1 yine, olacak. Hiç değişmeyecek yine 1. Yani. Birin her kuvveti 1'dir. Aynen öğretmenim. 1 üzerin 1. Buna şey de dahil. Sıfırıncı kuvveti de 1. Yani. Birin sıfırıncı kuvveti tabii, de 1 olacak. Tabii 1 üzeri 0'da 1 olacak. Tamam. Geldik. Eksi 1'e. Eksi 1'e. Eksi 1'in çift kuvveti artı 1, tek kuvveti eksi 1. Neden böyle oldu? Hemen şöyle gösterelim hocam. Bu eksinin işaretinden kaynaklanır. Çünkü eksiyi biz 2 kere çarparsak bu artıya dönüşecek. Evet. 2 kere çarparsak, 4 kere çarparsak, 6 kere çarparsak. Hı-hı. Ama 3 kere çarparsak, tek sayı kadar çarparsak, hı-hı, sonucu işaret eksi olacak. Yani için, aslında şu eksi 1, eksi 1 artı da olsa artı, 3. eksi 1 onları eksi yapacak. Bozuyor evet hocam. O yüzden ben kısaca eksi 1'in kuvvetine bakarım. Eğer kuvvet çiftse sonuç artı 1 olur. Evet. Tekse eksi 1. Eksi 1 olur, tamam. Eksi 1 üzeri 9. O zaman 9 tek olduğu için eksi 1 çıkacak. Cevabı eksi 1 olacak. Eksi 1 üzeri 96. O da çift. Çift olduğu için bir artı 1. Çift artı 1. Tek eksi 1. Böyle bir soru var hocam. Bunu soruda kullanalım. Tamam. Eksi 1 üzeri 2017 eksi. Eksi 1 üzeri 888 artı. Eksi 1 üzeri 51. Hı hı. 2017 tek bir sayı. Evet. O zaman bunun cevabı eksi 1. Ara işaretimiz eksi. Hı hı. Eksi 1 üzeri 888, o da çift sayıdır. O yüzden 1. Artı 1 olacak. Hı hı. Artı. Eksi 1 üzeri 51. Tek hı olduğu için. Eksi 1 olacak. Eksi 1 olacak. Hemen işaretlere bakalım. Eksi 1. Eksi de artı çarparsak eksi 1. Bu da eksi 1. Eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 2, eksi 3 olacak hocam. Olacak. Hayırlı cevap. Olsun. Geçelim. Altıncı maddemiz, negatif bir sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir. Beşinci maddeyle alakalı aslında. Evet, biraz benziyor. Biz sadece burada işaretleri baz alacağız. Sonucunu artık kendimiz daha sonra hesaplayabiliriz. Sadece burada negatif mi pozitif mi, ona bakalım ona hocam. Ona bakacağız. Zaten çok büyük sayılar var. Yani evet, 581. kuvveti. Aynen hocam. Çok büyük bir sayıdır. Bunun ama işaretini söyleyebiliriz. Negatif bir sayının tek kuvveti alınmış. Bunun cevabı negatif. Negatif. Sıfırdan küçük. Negatif bir sayının çift kuvveti alınmış. Pozitif. Pozitif. Eksi 3'ün ikinci kuvveti alınmış, çift kuvveti artı. Hı-hı. Tek kuvveti alınmış eksi. Çift kuvveti alınmış artı. Tek kuvveti alınmış eksi. Negatif bir sayının tek kuvveti alınmış eksi. Burada negatif bir sayının çift kuvveti alınmış sonuç. Peki hocam artmış. Negatif bir sayının sıfırıncı kuvveti olsaydı? Onu bir önceki kurallarda göstermiştik. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için o da pozitif olacaktı değil mi? Aynen. Tamam. Sıfır zaten bir çift sayı, oradan da bağlayabiliriz. Evet. Peki çok kafa karıştıran bir durum var. Burada parantezler var Koray hocam. Bu parantezler çok önemli bir şey mi? Ona bakalım. Evet, çok önemli. Eksi 2 üzeri 4 ile eksi 2 üzeri 4 eşit midir? Orada yumuşatıyorum. Evet, söylemeniz bile farklı. Yumuşatıyorum orada. Bir fark var. Eksi 2 üzeri 4, eksi 2 üzeri 4. Eksi 2 üzeri 4. Burada eksi 2 üzeri 4'ü Türkçe meali hocam, eksi 2'yi 4 kere çarpacağız. Bunu biz 4 kere çarparsak otomatikman artı 16 olur. Burada ise 4 kere taşıyacağımız sayı sadece 2'dir. 2. Eksiye dokanmıyoruz. O zaman eksiyi kenarda bırakıyorsam sonuç pozitif olacak. Eksiyi katarsam negatif olacak. Evet. Eksi 16. Eksi 16. Olacak. İşte buradaki hocam parantezin önemi. Yani bu ikisi birbirine maalesef
Yani eşit şunu mu diyorsunuz değil hocam? Parantez varsa parantez içindeki sayının kuvvetini alıyoruz. Aynen. Mesela eksi 5 üzeri 2 artı 25 iken evet. Eksi 5 üzeri 2 eksi 25'tir. Evet, paranteze dikkat ediyor öğrencilerimiz. Evet, kuvvet çiftse buna dikkat ediyoruz. Şöyle bunu soruda kullanırsak eğer. Tamam. Eksi 2 üzeri 2 artı eksi 3 üzeri 3. Eksi 2 üzeri 2'yi şöyle hesaplayalım. Eksi 2'yi 2 kere çarpacağım. Çünkü evet. Eksinin de ikinci kuvvetini almam lazım. Bu artı 4 yapar. Hı. Burada eksi 3'ün üçüncü kuvvetini alacağım. 1, 2, 3. Bu da eksi 27 yapacak. Evet. Yerine yazarsak artı 4 artı eksi 27. Bunun cevabı da 4 lira param var. 27 lira borcum var. Benim borcum azalacak. 23 liraya düşecek. Evet. Doğru hocam. Bunun cevabı. Başka bir örnek. Yine o maddeleri kullanarak çözeceğimiz. 43 üzeri 0. Her senin 0. kuvveti 1'di. 1'di. Bunun cevabı artı 1. Ara işaretimiz artı. Eksi 8 üzeri 1. O sayının kendisiydi 1. kuvveti olduğu evet, zaman. Evet. Yani eksi 8. Eksi 1 üzeri 2000. O da 1. 1'in bütün kuvvetleri 1 olacak için bu da 1 olacaktır. 1. İşaretimiz artı eksi çarparsak eksi 8. Eksi 1. Bu da ne yapar? 1, 8 çıkar. Eksi 7. Eksi 1 daha. Eksi. Evet. Şurada parantezin olmaması da tabii bir durum. Hani önceki örneğe göre eğer parantez eksi 1'in 2000. Kuvveti olsaydı o zaman artı 1 olacaktı. Artı 1 olacaktı. Aynen. Hı-hı. Başka bir örneğe bakalım hocam. Burada parantezimiz evet, yok. Eksi 5 üzeri 2. Burada biz 5'in 2. kuvvetini alacağız. Eksinin yanına yazacağız. Eksi evet. 25. Burada da parantezle. Parantez var. 2 tane eksi 4'ü çarpacağız. 2 tane eksi 4'ü çarparsak bu da artı 16 yapar. Evet. Toplarsak da eksi 9. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunun üzerinde evet. Özellikle durun. Bu parantez var mı yok mu? Çok şaşırtılan ve sorulan bir nokta. Aynen. Dikkat edin. Testlerde çok böyle çeldirici çıklarda biz hemen böyle tuzağa düşebiliriz. Evet. Dikkat etmemiz lazım. Bir diğer sorumuz da var hocam. Bakalım. Eksi 7'nin kuvvetlerini sormuşuz. Eksi 7'nin 0. kuvveti 1'di. Her artı sayının 0. kuvveti 1'di. Artı. Eksi 7'nin 0. kuvveti eksi 7. Yok 1. kuvveti. 1. Yani kuvveti. Kendisi. Evet. Hı-hı. Kendisi doğru. Eksi 7'nin 2. kuvveti de artı 49 olacak. Hı-hı. Şöyle yapalım. Artı 1 artı 49 da artı 50. Evet. 7'yi çıkartırsak eğer artı 43 oldu. Olacak. Ve bu soruya bakalım. Son soru mu? Bir soru daha var herhalde. Eksi 1 üzeri 8. Eksi 1'in çift kuvveti artı 1. Hı hı. Her sayının 0. kuvveti 1. 1'di. 7 üzeri 0, 1. Eksi. Eksi 5'in 1. kuvveti. Her sayının 1. kuvveti kendisi de eksi 5. Evet. 1, 1 daha 2. Eksi eksi artı yapar. 5 de buradan cevap. Seven olacak. Soru hocam. Seven. Seven. Ve geldik gerçekten son soruya. Bunda ödev olarak verelim mi? Ödev mi bırakalım? Ödev diyorsunuz? Bırakalım. Bunun doğru cevabını veren ilk 50 kişiye sürpriz ödüllerimiz var. Sürpriz ödüllerimiz var. Bunu ödev olarak bırakalım.